Osmanlı Devleti kurulduğunda bir divan vardı ve belli başlı üyeleri bulunmaktaydı. Bunlar padişah, sadrazam, vezir-i azam, Rumeli ve Anadolu Kazı askerleri, defterdar, Şeyhülislam, kaptan-ı derya, nişancıydı. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra vezir-i azamların görüşlerini daha rahat söylemesi için padişahlar toplantıları arka tarafta bir bölümden izlemiş, divana vezir-i azam başkanlık yapmıştır. Bu meclis Osmanlı Devleti'nin yönetiminde padişaha yardımcı olurdu. Vezir-i Azam, padişahtan sonraki en etkili devlet adamıdır. Padişahın mührünü tasırdı. Vezir, sadrazamdan sonraki en etkili kişidir. Sadrazamın verdiği görevleri yapardı. Kaz asker, Anadolu ve Rumeli'de olmak üzere iki ayrı kaz askeri bulunurdu. Adalet sistemine bakardı. Ayrıca kadı ve müderrislerin atamasını ya da görevden alma için yapardı. Bugünkü yargı görevini yaparlardı. Defterdar, Anadolu ve Rumeli'de iki ayrı defterdar vardı. Rumeli'deki bas defterdardı, maliye işlerini yapardı. Bugünkü Maliye Bakanlığı görevini yürütürdü. Nişancı, tapu, kadastro, fethedilen yerlerin yerelde gelirlerine göre deftere kayıtmak işlerini yürütürdü. Şeyhülislam, devlette iken verilen kararların İslam'a uygun olup olmadığına karar verir. Bu karara fetva denirdi. Sadrazamla eşit rütbedeydi. Şeyhülislam divan asli üyesi değildi. Gerekli görülen konularda çağrılır ve fikri alınırdı. Kapteni Derya, donanma ve denizcilikle ilgili işlerden sorumludur. İstanbul'dayken divan toplantılarına katılırdı. Kapteni Derya da asli üye değildi. Gerekli görülen konularda çağrılır, fikri sorulurdu. Divanı Hümayun, 2. Mahmut döneminde kaldırılarak yerine nazırlıklar yani günümüzün bakanlıkları kuruldu.